Geçen Ocak ayında İzmir'de tatlı satan bir seyyar satıcı. Zabıta tarafından öldüresiye dövülmüş, dayan görüntüleri de günlerce gündemde kalmıştı. Devam eden süreçte konu yargıya taşındı tabii. İlk duruşma bugündü. Zabıtalardan biri kendini savunurken şöyle bir cümle kurdu. Zaten o nedenle bugün haber bültenimizde. Biz bir şey yapmadık, kendi düştü. Hakimi inandırabildi mi? Sanmıyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü bizim gördüklerimizi o hakim de gördü. Satıcının o düşüşten sonraki halini ekranda görüyorsunuz. Dayağın görüntüsü deseniz zaten var. Ama bunlara rağmen meğer o satıcı dayak yememiş, kendi düşmüş. Lan! 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 Şey. Seyyar satıcıyı tekme tokat öldüresiye darp ettiler. Üstelik herkesin gözü önünde. Mahkemede ise yere düştü, biz bir şey yapmadık dediler. Lan! 27 yaşındaki Murat Mençuk İzmir'de seyyar tezgahında tatlı satıyordu. Zabıta ekiplerinin denetimi sırasında taraflar arasında tartışma çıktı. Biri ben elimi büktü, böyle ters çevirdi. Biri arabayı çekir, biri beni çekerken en son araba dağıldı, yere döküldü. Olup biteni çevredekilerden biri kaydediyordu. Gerginlik bir anda linç girişimine döndü. Lan! Bırakın şunu! Bırakın şunu! Tamam lan! 27 yaşındaki genç aldığı darbelerle tanınmaz hale geldi. Her iki tarafta birbirinden şikayetçi oldu. Kaldırım taşlarını yerden söktüler, bana fırlattılar. O zabıtalar hakkında kasten yaralama ve görevi kötüye kullanma suçlarından dava açıldı. Hakim karşısına çıkan zabıtalardan biri, biz bir şey yapmadık, kendi yere düştü dedi. Direndiği için seyyar satıcıdan şikayetçi olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Lan! Bırakın şunu! Lan! Bırakın şunu!